Efendim hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz şeref verdiniz. 9 milyon 800 bin ton civarında buğday ithalimiz var. İthalatımız var. Bunun 6 milyon 664 bin tonunu korumacılık getiren, ihracatına sınırlama getiren Rusya'dan. Şimdi Rusya sınırlama getirdi. Ayçiçeği alıyoruz. Ayçiçeğinde sınırlama görüyoruz. Kimden görüyoruz bunu? Romanya'dan görüyoruz. Kazakistan'dan görüyoruz. Ne kadar ayçiçeği ithal ediyoruz? 1 milyon 675 bin ton tohum ve yağ ithal ediyoruz. Onlar da sınırlama getirdi. Tabii bunların fiyatlara yansımasına bakıyoruz. Bakıyoruz buğday fiyatları top olarak 235 dolarlara çıkmış. Ayçiçeği küspesi keza 230 dolarlara çıkmış. Ayçiçeği yağı 730 dolarlara çıkmış. Dünkü rakam bu. Ondan sonra mısır fiyatları artmış. Soya fiyatları artmış. Şimdi tabii bu şartlarda döviz kurundaki artışlar ve dış piyasadaki bu yükselişler ithalatın Türkiye için cazibesini kaybettiğini gösteriyor. İthalatın zaten cazip bir tarafı yok bizim evet. için. Ama ithalatın artık zorlaştığını gayet net bir şekilde görüyoruz. Virüs salgını başlayınca ve ülkemizde etkilemeye başlayınca bütün Ziraat Odaları Birliği başkanlarımızdan Türkiye'de 766 odamızdan biri geldi. Ve bizi olumsuz bir şekilde etkileyeceğini tabii biliyorduk. Ve bu bilgileri aldık. Yapılması gerekenleri, tabii tespitler, sorunlar da bu yapılması gerekenleri Cumhurbaşkanımıza gönderdik. Sayın Cumhurbaşkanı'na gönderdik. Evet. İlgili bakanlara gönderdik. Zaten size de gönderdim bu raporları hatırlarsanız. Evet. Evet. Siz de beni aradınız, teşekkür ettim. Fakat ondan sonra çok enteresandır. Bir paket açıklandı. Pakette tarım yok. Tarım sektörünün temsilcisi de yok. Üncü olan bu. Dünyada en çok konuşulan bugünlerde tarımsal üretim sürdürülebilirliği, insanın temel ihtiyaçlarının karşılanması, gıda ve beslenme. Burada da ön plana çıkan konular şunlar, bitkisel üretim için olsun, hayvansal üretim için. Birincisi iş gücü kullanımı, yani iş gücünü nereden temin edeceğiz, nasıl temin edeceğiz, nasıl sürdürülebilirliğini sağlayacağız. İkincisi iş gücüne nasıl erişeceğiz, bu da önemli. Çünkü dünyada şimdiye kadar sınır aşan bir iş gücü kullanımı vardı ama ülkeler artık bu konuda da belki bir kapalı uygulamaya geçecekler. Bu konuda hazırlıklı olmak lazım ve en önemlisi pazara erişim. Pazara erişimden sadece ülkeler arası, uluslararası ticaret değil, aynı zamanda ülke içerisinde de pazara erişim önemli bir sorun olarak karşımıza çıkabilir. Bu hayvancılık için de geçerli, su ürünleri için de geçerli, bütün tarımsal üretim alanları için geçerli. Bir de Türkiye'de tarımda ve kırsalda yoksullar var. Şu anda bunlar TÜİK'in rakamları. Tarımda ve kırsalda yoksulluk %38 oranında. %38. Yani her 3 kişiden birisi yoksul. Bunların gıdaya erişimi, temel ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda ben bir öngörü göremiyorum uygulamalarda. Yine bir de tarım işçileri arasında iş kazalarına uğrayanlara bu dönemde kayıtsız, koşulsuz tazminat ödemesini yapmamız lazım. Bu Türkiye'de hiç gündeme gelmiyor. Her yıl yüzlerce insan iş kazasına uğruyor. Kayıtlı olmadığı için gündeme bile gelmiyor. En azından bugünlerde bizler için çalışıyorlarsa bunların iş kazalarına karşı kayıtsız, koşulsuz tazminat ödemesiyle bunları tazmin etmemiz gerekiyor. İki günlüğüne de olsa sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde halk nereye gidiyor? Fırına gidiyor. Ekmek almaya gidiyor. Ekmeği alabilmesi için önce benim buğdayı üretmem lazım. Eğer burada bu zincirin başlangıç başlasa, üretim ayağı eğer koparsa yani üreticinin moral motivasyonunu engelli olacak, sıkıntılar yaşatacak şeyler öne çıkarsa burada zincirin birinci baklası koptuğunda diğerleri oluşmuyor zaten. Burada önce markete gittiğinde, rafa gittiğinde, peynir, yoğurt aradığında benim sütü üretmem lazım. Önce üretim ayağı.
üretim ayağını biz moralini yüksek tutmamız lazım. Devlet bankalarının 2020'nin desteklerini avans olarak verip faizsiz olarak 2020'nin destekleri geldiğinde oradan kesilmesi şartıyla böyle bir destek de öngörülebilir Sayın Genel Başkanım. Dünya Bankası'nın doğrudan gelir desteğini gündeme getiren politikaları, tarım satış kooperatiflerinin özelleştirilmesi, bütün şeker yasaları, kapatılan tekel, kapatılan şeker fabrikaları gibi bu zincirler, bu yanlış politikalar nasıl düzeltilebilirdi? Tamamen politik tercihlerle. Peki bu politik tercihlerin belirleneceği üst düzey belgeler nedir? Örneğin onlardan biri kalkınma planlarıdır. Ama maalesef kalkınma planları da ülkemizde ciddiye alınmayan, hatta son kalkınma planı bir yıl sonra gündeme gelen bir plan. Tarım şuraları önemlidir. Bakanlık politikalarını bizlerin, hepimizin ortak bakış açısını yansıtması açısından. Maalesef orada da şöyle bir sorun yaşandı. Kalkınma planından daha sonra bir tarım şurası yapıldı. Gerek kalkınma planı, gerek tarım şurasındaki politika kararları, tarımsal üretim artırılacak, bitkisel üretim artırılacak gibi iyi niyet önerilerinin ötesine maalesef geçmedi. Mesela bugün ülkemizde kalıcı, kronik tarımsal altyapı sorunları var. Bunlardan biri de gerek TÜİK, gerek bakanlık sağlıklı verilere ulaşamıyoruz. Güncel veriler yok. Dünya Bankası'nın doğrudan gelir desteğini gündeme getiren politikaları, tarım satış kooperatiflerinin özelleştirilmesi, bütün şeker yasaları, kapatılan tekel, kapatılan şeker fabrikaları gibi bu zincirler, bu yanlış politikalar nasıl düzeltilebilirdi? Tamamen politik tercihlerle. Peki bu politik tercihlerin belirleneceği üst düzey belgeler nedir? Örneğin onlardan biri kalkınma planlarıdır. Ama maalesef kalkınma planları da ülkemizde ciddiye alınmayan, hatta son kalkınma planı bir yıl sonra gündeme gelen bir plan. Tarım şuraları önemlidir. Bakanlık politikalarını bizlerin, hepimizin ortak bakış açısını yansıtması açısından. Maalesef orada da şöyle bir sorun yaşandı. Kalkınma planından daha sonra bir tarım şurası yapıldı. Gerek kalkınma planı, gerek tarım şurasındaki politika kararları, tarımsal üretim artırılacak, bitkisel üretim artırılacak gibi iyi niyet önerilerinin ötesine maalesef geçmedi. Mesela bugün ülkemizde kalıcı, kronik tarımsal altyapı sorunları var. Bunlardan biri de gerek TÜİK, gerek bakanlık sağlıklı verilere ulaşamıyoruz. Güncel veriler yok. Şimdi girişimci güç insan sermayesidir. Ve ne kadar önemli olduğunu şu geçtiğimiz yani 25-30 yıla baktığımızda birkaç rakamla özetleyeyim. Çünkü çok değerli başkanlar birkaç şey söyledi. Dolayısıyla bu tür konuşmalarda biraz tartışma ortamı da yaratmak faydalı olur kanaatindeyim. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde politika kurulları oluşturuldu. Gıda ve Sağlık Politikaları Kurulu oluştu. Gıda ve sağlık politikalarının içerisinde tek bir ziraat mühendisi ve veteriner hekim yok idi. Bunun böyle gitmeyeceği anlaşıldı. Şu anda da Gıda, Tarım, Orman ve Hayvancılık Kurulu oluşturuluyor. Burada bizim meslekten insanların katılmasının son derece doğru olacağı kanaatindeyim. Bu marketler yasasının ivedilikle ele alınması gerekiyor. Bizim üreticilerimiz bu aşamada çok fazla mağdur ediliyor. Bir de kasaplık hayvan ve et ithalatı yapıldı. Bu son derece Türk tarımına her yönüyle baltadır. Biz bunun şiddetle her zaman karşısındayız. Yine inanamadığımız, maalesef başka şansımızın da kalmadı. TÜİK verilerinden yararlanarak sizinle nasıl net ithalatçı bir ülke olduğumuzu paylaşmak isterim. Son bir yıllık artışla tarım ürünlerinde 246 bir ton olan buğday ithalatı %234 artışla 821 bin tona, 48 bin ton olan mısır ithalatı 8,5 kat artışla 404 bin tona, 5 bin ton olan pirinç ithalatı %240 artışla 17 bin tona, 4 bin ton olan nohut ithalatı %175 artışla 11 bin tona,
3000 ton olan kuru fasulye ithalatı %267 artışla 11 bin tona, 107 bin ton olan soya fasulyesi ithalatı %69 artışla 181 bin tona, 29 bin ton olan ayçek tohumu ithalatı %145 artışla 71 bin tona, 51 bin ton olan pamuk ithalatı da %41 artışla 72 bin tona kadar yükseldiğini görmekteyiz. Orman köylüleri pazar için üretim yapacak araziye ve imkana sahip değil. Bunlarla şikayetçi değiliz. Ormanları daraltmak diye bir amacımız da yok. Ama az da olsa bitkisel üretim ve hayvancılık yapıyor. Bunu da genel olarak kendi aile ihtiyacı için yapıyor. Biraz artarsa da pazara sunabiliyor. Ben de o zaman demiştim ki orman köylüleri hiç değilse, yani böyle dar imkan, tarımsal faaliyet gösterme imkanına sahip olan orman köylüleri hiç değilse açlık tehlikesi ile karşı karşıya değildir. Tarım konusunda bizim bir farkındalık yaratıp tarımı gündeme taşımamız gerekiyor. Çünkü tarım sektörü sesi en az çıkan, en az duyulan alanlardan birisi. Şimdi böyle bir dönemde, bir kritik dönemden geçiyoruz. Birincisi acil olarak yapılması gereken işler var. İkincisi sonrasının planlanması gerekiyor. Yani evet. Bu konuda bir acil eylem planı yapılması ve bunun birinci sırasında şu an hatta bu görüşmeler sürerken zaman zaman telefonuma baktım, değişik bölgelerden yine mesajlar geliyor. Birincisi üretim, şu an üretimin devam etmesi gerekiyor. Yani bu üretimin sürdürülebilir olması için çiftçinin tarlaya gidip bu üretimi yapması lazım. İkincisi hasat devam ediyor. Bu hasadın yapılması gerekiyor. Üretme noktasında hiçbir sorun yok. Üretici üretiyor. Sabırla da üretmeye devam ediyor. Üretim dünyanın her yerinde zor. Üretmek zor. Ama Türkiye'de maalesef çok daha zor. Yani üretici olmak sanki üretici cezalandırılıyor. Küçük üretici, özellikle besicilik tamamen büyük işletmelerin eline geçti. Küçük üretici kalmadı. Büyük işletmeler istedikleri gibi bunu et fiyatlarını istedikleri zaman çıkarıp istedikleri zaman düşürebiliyorlar. Bu noktada üreticinin hiçbir şekilde söz hakkı da olmuyor. Bir şey yapma gücü de olmuyor. İşte bazen sizler bizim sesimiz olup grup toplantılarında dile getiriyorsunuz. Bütün Türkiye'ye duyuruyorsunuz, sesiniz oluyor. Bu bir ay önce ben Sayın Bakan'a söyledim kendisine. Desteklemelerin en azından Türk fiyatını arttıramayacağımıza göre bu desteklemelerin artması gerektiğini söyledim ama 5 kuruş arttırabildik. 5 kuruş da tabii bu ortamda yetersiz geliyor. Ya bu yem fiyatlarını düşürmemiz lazım veyahut da bu süt desteklemesini arttırmamız lazım. Fiyatı bu ortamda arttıramayacağımıza göre mevsimsel artışların olduğu için bu dakikada ülkenin içindeki bu durumu da düşünürsek eğer arttıramayacağımıza göre fiyatı desteklemenin en azından daha fazla arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Tarım sektörü bütün dünyada aklı başında olan bütün devletler için stratejik sektördür. Hatta silah sanayi gibi örnek verdiler ama silah sanayinden daha önemlidir. Çünkü kendi halkının karnını doyuramazsanız, onları besleyemezseniz elinizde silah olsa ne olacak? Yani sonuçta insanı doyurmak zorundasınız. Dünyanın bütün ülkelerinde ister gelişmiş olsun, az gelişmiş olsun, geri kalmış olsun tarım sektörü özel olarak desteklenir. Tarım sektörünün desteklenmesinin getirdiği avantaj size politik olarak da büyük çıkarlar sağlayabilir. Örneğin kalkınmasını tam sağlayamamış ülkelere gıda desteği verebilirsiniz, tarım desteği verebilirsiniz. Böylece Türkiye'nin saygınlığını pek çok ülkede hem korumuş olursunuz hem artırmış olursunuz. Bu açıdan gıda konusunda Türkiye'nin kendisine yeni ve tutarlı bir yol haritası çizmesi gerektiği açıktır. Tarım politikasının oluşturulmasında sadece bir grubun, sadece üreticilerin, sadece mühendislerin görüşünün alınması değil, bu işle ilgili olan herkesin görüşün alınması gerektiği kanısındayım. Yani bir komisyon mu olur, bir kurul mu olur, ne olursa olsun. Eskiden Devlet Planlama Teşkilatı vardı ve onların yayınladıkları tarım raporlarını da büyük bir dikkatle okurduk, dinlerdik. Üretici her zaman korunması gereken bir kişidir. Çünkü ürettiği ürünün uzun süre korunması mümkün değil.
bir araba üretirsiniz, arabayı koyarsınız. Alıcı çıkarsa verirsiniz. Çıkmazsa da zaten araba çürümez. 3 ay bekler, 3 yıl bekler, 4 yıl bekler vesaire vesaire. Ama tarım öyle değil. Dolayısıyla tarımın özel olarak korunması lazım. Çiftçinin özel olarak korunması lazım. Yaşadığımız olay pek çok sektörü sıkıntıya soktu. Örneğin hizmet sektörü. Lokantaların kapanmış olması, berberlerin kapanmış olması, otellerin büyük ölçüde müşteri kabul edemez noktaya gelmesi dolaylı olarak gıda sektörünü, onun alt bir önemli sektörü olan tarım sektörünü vuruyor tabii. Devletin bu konuda politika üretmesi lazım. Doğrusunu isterseniz ben de hükümetin yaptığı açıklamada çiftçilerle ilgili, tarımla ilgili bir şey var mıdır diye baktık, yok. Oysa gerçekten tarımı ele atılması lazım, bu sektörün ele atılması lazım, sektörün öneminin kavranması lazım. Biz 13 maddelik bir çözüm önermiştik siyasi iktidara. O önerdiğimiz çözümlerden yanlış hatırlamıyorsam 3. maddesi tarımda çiftçilerin kredilerinin borçlarının 1 yıl süreyle faizsiz ertelenmesini istemiştik bu süreç içinde. Çünkü üretecek, insanları eve kapattınız ve insanlar bir şekilde beslenecek. Marketlere gidecek, onların yağmalanmaması lazım, onlara güvence verilmesi lazım. İç meraklanmayın, evinizde oturun, size her türlü gıda güvenliği sağlanacaktır diye. Deneme sınama yöntemiyle memleketi yönetmeye çalışıyorlar. Biz de özel olarak siyasal iktidara eleştirmek yerine tam tersine alınması gereken önlemler konusunda yol haritası, kendi düşüncemize göre bir yol haritası belirliyoruz ve onu siyasal iktidarın önüne koyuyoruz. Bir kısmı uygulanıyor, bir kısmı uygulanmıyor. Bir kısmı gereksiz görülüyor, bir kısmı elzem görülüyor ama sonuçta biz de kendi kadrolarımızla politika oluştururken sizlerin görüşleri, sizlerin bize gönderdiğiniz raporlar, bu konuda daha yıllarını bilen akademik dünya veya gazeteci arkadaşlarımızın da yazılarını büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Sonuçta geldiğimiz nokta şu: sizler ne kadar çok doğru bilgi aktarırsanız bize, sorunları aktarırsanız, biz de o sorunları bir şekliyle gündeme getirmiş oluruz. Girdilerin pahalılığından çok şikayet edildi, elektrikten şikayet edildi, gübreden şikayet edildi. Ben Mardin'deki de, Şanlıurfa'daki de çiftçilerin durumunu biliyorum, elektrik sorunlarını biliyorum. Oralara milletvekili arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Onların sorunlarını bir şekilde parlamentoda dile getirmeye özen gösteriyoruz. Çiftçiye büyük önem veriyoruz. Üreticiye büyük önem veriyoruz. Çünkü Türkiye ürettiği sürece güçlü olur. Ürettiği sürece sözü dinlenir. Ürettiği sürece ihracat yapar. Ürettiği sürece ülkesine döviz getirir. Ürettiği sürece el aleme avuç açmaz. Ürettiği sürece istihdam yaratır. Dolayısıyla üretim bir anlamda sihirli bir kavram. Sayın Bülent Gülçubuk hocamızın tespitleri var tarımda, yani kırsalda yoksulluğun %38 civarında olduğunu ifade etti. Doğrudur. Özellikle orman köylülerinin Türkiye'nin en yoksul kesimi olduğunu da biliyoruz. Orman köylüleriyle ilgili özel bir projemiz de var. Onları nasıl kalkındırabiliriz, nasıl daha fazla gelir onlar sağlayabilirler diye. Ama her halükarda bunun üzerinde birlikte durmamız gerekiyor. Tarım sigortasında büyük sorunların yaşandığını biliyoruz. Özellikle üreticiler bu sorunları yaşıyorlar. Doğa olaylarından, felaketlerden sonra biz oralara milletvekili arkadaşlarımızı gönderdiğimizde ya arsalar sorunlu, ya ürün sorunlu, pek çok alanda sorun yaşıyorlar. Tarım sigortası sorunların, yaşanan sorunların ya da zararların karşılığının bir kısmını ödeyemez noktaya gelebiliyor yasal düzenlemeler dolayısıyla. Bu önemli bir öneri, tüm bitkisel ve hayvansal ürünlerin primsiz sigortalanması. Böylece üreticiye bir gelecek güvencesi de vermiş oluyoruz biz. Çiftçiyi kırsalda nasıl tutacağız? Herkes ayrıldı oradan yani, ama orada üretmemiz lazım, gelir elde etmemiz lazım. Çiftçinin yaşaması lazım kırsalda. Sosyal sorunların çözülmesi lazım, ekonomik sorunların çözülmesi lazım, kültürel sorunlarının çözülmesi lazım. Yani kırsalı yaşanabilir hale getirmemiz lazım. Aksi halde Suriyeliler gelip çalışacak, Afganlar gelip çalışacak, diğerleri çalışacak. Bizim insanımız büyük kentlerin varoşlarında aç, sefil, yoksul bir hayat sürecekler. Yani bu tablonun da bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Kırsalda yaşam özendirilmeli. Orada altını çizerek özellikle söylediği bir cümle önemli. Düzenli ve yeterli gelir sağlanmalı. Evet.
düzenli ve yeterli gelir sağlayamazsanız zaten insanı orada tutamazsınız. Düşünün, düzenli ve yeterli gelir sağlayamadığınız için insanlar kendi topraklarından kopuyorlar, büyük kentlerin varoşlarında asgari ücrete mahkum bir çaba harcıyorlar. Aslında sorunları da biliyoruz, çözümleri de biliyoruz. O zaman şu soruyu sormamız lazım. Sorunlar biliniyor, çözümler de biliniyorsa neden bu sorunlar çözülmüyor? Asıl belki sormamız gereken soru o. Bunu çözecek olan kim? Çözecek olan siyaset kurumu. Kararı alacak olan siyaset kurumu. Ama bunu çözerken dediğim gibi sorunu yaşayanlarla sorunu çözeceklerin zaman zaman bir araya gelmesi lazım. Valilerden şikayet geldi. Valilerin her İçişleri Bakanı'nın çıkardığı genelgeleri her valinin farklı yorumladı diye. Vatandaşların sokağa çıkmamasını öngören yasa Umumi Hıfz-ı Sıha Kanunu. Bu kanun sokağa çıkma konusunda yetkiyi sınırlamayı getirme konusunda valiye yetki vermiş. İçişleri Bakanı'nın aslında böyle bir yetkisi yok. Ama İçişleri Bakanlığı genelge çıkarak valiler arasında uygulama birliğini sağlamak istiyor. Dolayısıyla genelgeyi çıkaracak olan valinin kendisidir. Karantinayı uygulayacak olan valinin kendisidir. Nerede, hangi bölgede, hangi zaman dilimi içinde sokağa çıkma yasağı getirilecek, yine vali bunu yapacaktır. Normalde vali kendi bulunduğu ilde vatandaşlarla ve sivil toplumla ve sizler gibi değerli başkanlarla istişare ederek ya böyle bir genelge geldi, biz bu genelgeyi nasıl uygulanabilir hale getirebiliriz diye kendi inisiyatifini kullanması lazım ama bu maalesef yeteri kadar olmuyor. Bizim belediyelerimiz özellikle kırsalla kent arasında sağlıklı bir diyalog ve bir gelir dağılımı olsun diye özel çaba harcıyorlar. Bunu büyük ölçüde önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız başlatmıştı. Süt üreticileriyle, çiçek üreticileriyle, fidan üreticileriyle işbirliği protokoller yapıldı. Ve dolayısıyla da süt üreticileri de memnundu. Fidan üreticileri de, çiçek üreticileri de kentin süslenmesi, kentin ağaçlandırılması, kentteki çocuklara sütün verilmesi gibi pek çok çaba harcandı. Bu uygulamayı biz büyüttük. Diğer büyükşehir belediye başkanı arkadaşlarımıza da söyledik. Sizler de benzer uygulamaları yaparsanız kırsaldaki insan en azından düzenli bir gelire kavuşmuş olacaktır. Artı bu kente gelmeyecektir. Dolayısıyla kente, kırsalda yaşayan insanın da gelir düzeyi artmış olacaktır. Ve Aydın'da özellikle hayvancılık konusunda önemli adımlar atıldı. Hayvan üreticileriyle oturuldu, protokoller yapıldı, belli dükkanlar açıldı. Vatandaşa düşük fiyatla, ya yani daha ucuz fiyatla et verebiliyorsunuz. Hem üretici çok memnun, hem vatandaş çok memnun. Zaten de belediye hizmet veriyor. Bütün mesele şu, üreticiyi korumak ve ona asgari belli bir gelir güvencesi sağlamaktı. Trakya'da belediye başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız güzel bir şey yaptı. O da hemen hemen bütün meraları gübreledi ve tarıma açtı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız işte çok sayıda çocuğa evlerine süt ulaştırıyorlar belli aralıklarla. Onlar da belli oturdular. Önce Tire Süt Kooperatifi ile protokol yapmışlardı. Sonra İstanbul çevresindeki kooperatiflerle işbirliği yaptılar ve dolayısıyla bunlar yapılıyor. Belediyelerin bu işbirliği kırsalda yaşayana düzenli ve onun geçinebileceği bir geliri sağlama konusunda bir adımdı. Bu adımı büyüteceğiz tabii. Diğer belediyeler de bunu aşama aşama bir şekliyle yerine getiriyorlar. Ben hepinize tekrar yürekten teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Size yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü karnımızı doyuranlar sizlersiniz.